Hepinize merhabalar, MODANZİ'ye hoş geldiniz. Bugün hep birlikte evde şampuan yapımını göstereceğim sizlere. Bundan önceki videomuzda argan sabunuyla ve farklı malzemelerle yapmıştık. Şimdi defne sabunuyla yapacağız. Gelelim isterseniz şampuanın yapılışına. Öncelikle 1 litre kadar suyu ben kaynattım. Şimdi içine 1 tatlı kaşığı kadar biberiye ve 1 tatlı kaşığı kadar yeşil çay ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da Sinameki otu. Bunu karıştırıyorum. Birkaç dakika bunun demlenmesini bekleyeceğim. O arada şuradaki sabunumuzu, pardon, şöyle göstereyim. Defne sabunumuzu rendeleyeceğiz. Bunu isterseniz tabii ki farklı sabunlarla da yapabilirsiniz. Fakat ben genellikle bu şampuanda doğal sabunları tercih ediyorum. Ve defne sabunu da zaten saça oldukça faydalı olduğu için defne sabununu kullanacağım. Bunu isterseniz rendeleyebilirsiniz. Ben robottan geçireceğim şimdi. Diğer videoda rendelemiştim. O şekilde de yapabilirsiniz. Robottan geçirmek için de bunu bıçakla biraz küçültüyorum. Ki daha rahat robottan geçirebilmek için. Evet, deniyoruz bakalım. Evet, robot da bayağı bir, size şu şekilde göstereyim. Toz gibi. Hatta bayağı bir dağılıyor etrafa. Sabunu rendeledim. Diğer tarafta şimdi bunu artık birkaç dakika daha bekleterek süzebilirim. Evet, demlendi artık otlarımız. Bunu süzebiliriz. Zaten şu anda hala daha sıcaklığını koruyor. Bir süzgü yardımıyla, ben şöyle bir süzgü kullanıyorum. Süzebilirsiniz. İçerisinde kalan birkaç parça otu da şöyle biberiyeyi aldım. Artık bunun içine malzemelerimizi ekleyebiliriz. Öncelikle sabunu ekliyorum ben. Ekmeği ekliyorum. Ekmek de daha çok kıvam arttırıyor. Şampuanın yani kıvamını sağlıyor. Yarım dilim ekleyeceğim. Eğer az gelirse biraz daha ekleyebiliriz. Şöyle karıştırıyorum. Daha sonra biraz şöyle göstereyim. Hindistan cevizi yağı şu kadar koyuyorum. Saça oldukça iyi geliyor. Bak, saç bakımı için birebir diyebilirim. Aynı şekilde çörekotu yağı. Bu saç dökülmesine karşın da çörekotu yağı etkilidir. Bunun miktarını istediğiniz şekilde yine yapabilirsiniz. Ben çok yağ ekleyeceğim için az az eklemeyi tercih ediyorum ki şampuanımız çok oldukça yağlı olmasın. Biraz mango yağı ekliyorum yine. Daha sonra şöyle göstereyim, jojoba yağı. Birkaç damla ekledim. Gördüğünüz gibi biberiye yağı var. Bunu zaten biberiye de içinde suyun içerisinde yapmıştık, demlemiştik, o yüzden bundan birkaç damla. Zaten çok yoğun bir yağdır biberiye yağı. Şöyle Hint yağı. Pardon, bu badem yağı, evet. Üzerindeki kabı yırtıldı. Biraz Hint yağı katıyorum. Yani bunu isterseniz hani karışık saç bakım yağları satılıyor. Ondan da alıp direkt ekleyebilirsiniz içine şampuanın. Ki benim en sevdiğim birisi de Macadamia yağı. Kesinlikle çok güzel. O yüzden ben bu yağı biraz daha fazla eklemeyi düşünüyorum. Yarım yemek kaşığı kadar kattım. Çam Terebentin Esansı. Bunu zaten şampuanlarınıza da katarak kullanabilirsiniz. Bundan da birkaç damla eklemeyi düşünüyorum. Şöyle. Bergamot yağından çok az ekliyorum. Bu da kokusu harika olan bir yağ. Ayrıca gelelim ampullerimize. B vitamini Bemiks, E vitamini var Evin. Bunu farklı şekilde de ekleyebilirsiniz. Hatta toz halinde de satılıyor bunlar. Onları da ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunları kırıp geleceğim. Evet, önce Bemiks kompoze ekliyorum. Bunun kokusu ağır olabilir. İsterseniz önce bir şampuanınıza deneyin, sonra ekleyin, ama saça oldukça faydalı. Bu da Evin E vitaminimiz. Bu da saçı oldukça besleyen bir vitamin, zaten hepinizin de bildiğini düşünüyorum. Ekledim hepsini. Bu sıcak suda bunları biraz karıştıracağım. İçindeki sabun da eriyecek. Sonra şu sabunları, gördüğünüz gibi şunlar, biraz daha eridikten sonra bunu rondodan geçireceğim. Ama ekmeğin de hafif eriyip özdeşleşmesini de bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi şampuanımı blenderdan geçirdim. Bu şampuan soğudukça koyulaşan bir şampuan. O yüzden daha zaten şu anda sıcak halde. Soğudukça kıvamını bulacak. Ayrıca bunu saçlarınızın uzamasını da hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Saç dökülmesine de iyi gelir. Saçlarınızı beslemek için, bütün her şey için kullanabilirsiniz. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Eğer kullanımınızdan sonra şampuanınız saçlarda yağlı bir etki bırakırsa, yani saçlarınız normalde yağlıysa ve bu yağlar, kullandığınız yağlar fazla geliyorsa, ilk kullanımda bu şampuanı kullanın. Daha sonra normal kendi kullandığınız şampuanı kullanabilirsiniz. Yine aynı etkiyi gösterir. Yani saçınıza yine bakımını yapar. Fakat dediğim gibi hani kuru saçlar için bu şampuanın bıraktığı yağlı his hissedilmeyebilir. Ama yağlı saçlarda hissediyorsa bu şekilde bir çözüm uygulayabilirsiniz. Ardından da istediğiniz gibi saç kreminizi kullanabilirsiniz. Bunu çok sıcak ortamda saklamanızı önermiyorum. Ve şampuanınızı birkaç ay içerisinde tüketirseniz eğer bu şampuanı iyi olur. Yani yaptığınızda çevrenizle de paylaşabilirsiniz eğer size fazla geliyorsa. Diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. En sonunda koyulaşmış halinin de fotoğrafını sizlere göstereceğim. Hoşça kalın.